Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar. Yeni bir video karşınızdayız. Tekrar hoş geldiniz herkese. Bugün arkadaşlar yeni sürpriz bir sabrimiz geldi. Ona ben size tanıtacağım. Evet, acaba tanıtacağım. Kim? Tamam. Daha önce hiç gelmedi buraya. O teyzem zaten geldi. Onu biliyoruz. Başka biri o zaman. Bir tane daha var. Evet, başka biri arkadaşlar. Ya vardı Ediz, o çok seviyor. Daha önce videolarımızda çok sık gördüğünüz biri Ediz. Değil. Eyvah. Ediz öyle olmaz. Onu kapatalım hemen. Dur. Dur kapatalım onu hemen. Dur. Ha, sen düşme kayma sonra, tamam mı? Ölçmek istiyor. Bak. Bir yerleri ölçmek istiyor. Sana yardımcı olmak istiyor. Çünkü evde sürekli düzenlemeler, tamirat falan yapıyoruz ya. Bak elimize sürekli metre aldığımızdan o da alıştı. Ama tabii metre tehlikeli, onu elinden almamız lazım. Çünkü elini kesebiliyor. Öyle evet. Hızlıca düşmesine basarsa. Görüyor. Ama bak arkadaşlar. Biliyor, bak nasıl kapattı yavaşça. Dede bana dedi. Gittin. Dede nerede? Dede yok. Bakın arkadaşlar, yok işareti bana yapıyor. Dede yok. Hani babaanne nerede? Sen babaanne mi? Nerede? Evet, babaanneyi daha öğrenemedi. Yerken anneniz sizi tanıtacak arkadaşlar. Şimdi ben annemle teyzeme çok güzel bir menü hazırlayacağım. Çok daha önce yaptık mı acaba biz ya? Biz yaptık ama sanki çekmedik, unuttuk yani. Sanki yaptık da vaktayken çekmedik mi? Çektik de unuttuk mu acaba? Olabilir. Ama çok güzel. İkan'ın en sevdiği Türk yemeklerinden bir tanesi değil mi? Özellikle bizim oralarda çok yaygın. Orhaneli yöresinde, Bursa evet. Orhaneli yöresinde yöresi çok yaygın. Diyor. Ve eminim ki Anadolu'nun birçok yerinde de yaygındır evet, zaten evet. Yani. Valla yufka ıslak ama üstüne etli böyle. Böyle. Sanki daha önce çektik olabilir ama ben yemeği çok seviyorum. Çünkü yufka böyle ıslak, böyle üstüne et ürkmesi çok güzel. Bir yanda da biz yöresel çorba yapacağız beraber teyzemle. Hadi şimdi mutfağa gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi bunu önce devredelim, sonra üstüne dökelim eti. Çünkü eti yağsız, ondan kuyruk yağı atıyorum biz. Kuyruk yağı mı? Evet, hepsi koymuş içinde. Aa, ısıtmak için mi öyle? Evet. Oo, maşallah 4 Ocak birden çalışıyor ha. Evet. Bu etli yufka için arkadaşlar aldığımız et bayağı bir yağsızdı. Yağlısını bulamadık. O yüzden ben bugün gittim kasaba. Kasaptan ilave kuyruk yağı aldım arkadaşlar. Bir yarım kilo kadar. Bakalım nasıl olacak. Ezem tarhana yapmış. Bu akşam yapacağız yani. Önce tereyağı döküyorum arkadaşlar. 2 tane sarımsak koyduk. 3 karışık durum. Bu tarhana biraz daha kırmızıymış. Evet. Bu rengi veren neydi acaba anne tarhanada? Biberdir. O zaman biber ve domates daha yoğun olabilir. O zaman kalsiyonla asılıyoruz yani. Tabii siz mutfakta sürekli bir şeyler yapıyorsunuz ya, böyle hazırlık bir şeyler. O da özeniyor işte. Ben de bir şeyler hazırlayayım diyor. İçecek bir şey varsa en azından ben de bardakları hazırlayayım diyor bak. Bak 3 kişilik bardak hazırladı şimdi. Alkış. Aferin. Kendi kendine alkışlı ya. Şimdi önce tarhana, ben bazen önce su kaynatıyorum. Su koydum, sonra kaynatıyorum. Aslında böyle mi yani? Yani ben bilmiyorum, 6 su vardı koydum. O zaman ben yanlış yaptım o zaman. Herkes farklı. Farklı yapıyor. Tabii. Yoğurt yükleyişi farklı mıydı? Neydi o? Herkes farklı yapabiliyor yani. Anladım. Kimisi sıcak. Öyle de güzel, böyle bence daha güzel. Kimisi yani kaynamaya yakın olan suya salıyor. Kimisi kavurup da su döküyor. Arkadaşlar kuyruk yağı öyle bir güzel kokuyor ki. Dünyada bundan başka daha güzel bir koku olabilir mi acaba ya harika. Sen de çok seviyorsun değil mi? Evet. Harika ya. Onun var ya, çok güzel kokuyor bu var ya. Evet, biraz da şimdi çıtır çıtır oluyor. Bazılar atıyor bir yanık gibi. Yanık değil de. Güzel kızlar. Kahverengi sonra atıyorum da anne. Çok güzel. Tamam. Bu yemeği yiyince anne aklıma hep böyle ne oldu? Böyle soğuk kış akşamları geliyor, böyle köye falan gittiğimizde böyle dışarısı karlı, kış ya da ama soğuk olduğu zaman sanki kış yemeği yani bu.
Yok, genelde hani kurban bayramlarında et çok olur ya. Ha, o zamanlar doğru, yapılır kurbanlar ya. Kurbanlar kışa geliyor. Kurban doğru. Ne zaman gelirse kurbanlar. Doğru. Bu işte oluyor. Bu et bulununca ıslatıyorduk toplum. Bir araya geldi mi? Kurbanların olduğu zaman aynen kışa denk geliyor ve insanı gerçekten böyle içini ısıtan bir yemekti yani. Öyle hatırlıyorum köyde küçükken. Evet, yufkalarımız gevredi arkadaşlar. Az önce tadına baktım. Daha ilk gün yapıldığı gibi çok taze, çıtır çıtır olmuş. Yani kullanıyorum ben. Aa, üç elin olsa bile ikrar değil mi? Eksik arası babası da aldı. Belki de. Belki de. Topak evet. Topak oluyor ondan. Vay be, ne kadar amarat çıktı bu iki arkadaşlar ya. Bunu yoksa ne böyle topak topak mı? Tabii karıştırmazsak topak topak oluyor. Ve ben öyle olunca da seviyorum yani, benim için önemli değil. Evet. Bazıları mesela kinadan geçiriyor ya böyle, tamamen pürüzsüz yapıyor böyle. Ben öyle çok sevmiyorum. Tarhanayı böyle taneli seviyorum yani. Böyle annem ve teyzemin ellerinden harika bir iftar sahası yiyelim ya. Afiyet olsun inşallah. Yeni gelen misafirimizle birlikte. Acaba kim değil mi İka? Acaba kim? Tahmin edin arkadaşlar. İpucu vereyim mi? Ediz onu çok seviyor. Ediz onu çok seviyor. O zaman ilk akıllara gelen Eren olacak ki. Ama Eren tek başına gelemez tabii. Evet arkadaşlar, benim tabağı hazırlıyorum. Bir anda da su güzel gidiyor yanında. Bunu biz gevrettik. Evet, bu yemeğin yanında insan bir daha böyle turşu taze ekşimsi bir şeyler arıyor acımsı. Bunu da acı biber koyacağız. Bu hazır mı? El yapımı mı? Acı biber mi? Hazır mı yani? Babam yapmış. Aa. Vay be. Babam yapmış. Satın gibi ne kadar güzel dizmiş böyle. Evet. Ben de oraya... Ya o yüzden satı sandım yani. Yok, babam yapmıştı. Ooo maşallah, ellerinize sağlık diyelim o zaman. Ben çok seviyorum mesela et. Böyle acılı. Ooo. Güzel ama kaykara gibi. Cips gibi bu. Evet, Reika. Çok yakında arkadaşlar annemden aşure öğrenecek değil mi? Evet. Aşure yapacak ilk kez. Aşure ve onu çok merak ediyorum. İnşallah çok lezzetli yaparsın İka. İnşallah. Aşureyi gerçekten çok seviyorum, bayılıyorum. Ben hiç yapmadım yani. Hiç görmedim nasıl yapılır hatta. Bak, oluyor. Bu ne oldu? Etleri attık içine, şimdi, su attık öyle mi? Yani kavurduk işte biraz yani yağ veren etleri attık. He. Şimdi kapağını kapatacağız, pişecek. Su da atmadık mı üstüne? Attık canım. Ne kadar? Su bayağı fazla attık çünkü suyu da ıslatılıyor. 1 litre falan attık o zaman. Birazcık, tabii ki. Birazcık çekilecek. Anladım. Ayrıca falan suyu beslendiği için biraz su bulamış. Evet, sofrayı hazırlıyorsunuz ha İlk Hanım? Evet, üstüne bu. Evet, ben de bilgisayarı buraya masa üstüne koydum. Sıradaki videoyu hazırlıyordum arkadaşlar. Yemek öncesi. Aman Allah'ım, şu izleyişe bak. Tarihi dizi izliyor bebek ya. Ediz. Ne izliyorsun oğlum sen? He? İmparator. Oldu arkadaşlar. Hadi de gülüm annemi. Evet, işte o inanılmaz abi. Belki de 2 sene önceydik değil mi? Tamam. Yoksa 1 sene önce mi? 2 sene önce diye hatırlıyorum. Sanki 2 sene önce Ramazan'da geldiğiniz bize. Ramazan'da. Ramazan'da değil miydi işte? Ya yufka vardı ama yufka bilmediği için yapamadı herhalde. Şey yapmadı. Yani Ediş doğmadan önce sanki evet. Ya. Tamam. Yapmıştık bana geldiğinde evet. Ama bilmiyorum ne zaman. Doğru hatırlıyorum, sanki yapmıştık evet. 1,5 sene önce. Böyle hatırlıyorum. Ramazan'da o zaman. Tamam. Evet, Kader abi. Bak Ediz bunu çok sever ha. Çok seviyorum. Kurupuk gibi ya böyle. Evet. Çıtır çıtır benziyor. Sever yani. Sivayet koydum. Arkadaşlar inanılmaz bir lezzet. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Evinizi şenlendirirsiniz. Evinizde herkes mutlu olur. Herkesin yüzüne gülücükler saçar değil mi? Etin olduğu yerde dert olmaz mı diyorlar da anne? Yani ete giren eve dert girmez diyorlar. Babadan. Evet, bahsettiğim gibi kuşbaşı suyundan. Ette hiç yağ yoktu arkadaşlar hiç aslında. Yok. Orta yağlı, hatta yağlı almak istedik. O daha da güzel oluyor. Olmayınca mecburen kuyruk yağı alıp içine ilave ettik. Biraz suyunu bol onun olacak. En azından lezzeti gelmiş oldu tabii tabii. Suyunun bol olması çok önemli. Ben koyduğu yerken ya hatırladım hatta.
İlk evlediğimde hatırladın mı? 3 sene önce. Bir defa köyde yemiştin değil mi? Normalde kaburgadan yapılır. Kaburga evet, kemikli et. Sen öyle güzel. Çok seviyorsun zaten. Oh ben. İlk hatta... yeter ki kemik sıyırmak olsun yani. Orada İlk kemik sıyırmazsa kafayı sıyırır arkadaşlar o çok derece. Çok seviyor çok kemikli seviyorum. Etleri. Anne tam böyle restoranlara layık. Oha, bir görünüm bazı var ya şöyle. Herkesin yöresel, çok, bazı yerlerde bilmiyorlar tabii bu şeyi. Biz tabii. Nasıl bazı yörelerin yemeklerini evet. Bilmiyorsak. Tabii tabii. Maşallah yemek kültürümüze, Anadolu'daki yemek kültürümüze diyecek yok. Çok zengin. Nasıl sence zengin bizim yemek kültürü? Zengin değil mi? Sizin de bence o kadar zengindir. Çok fazla kabile evet. Falan var ya. Çok fazla böyle izole. Tamam. Kabile var. Tamam mı? Götüreyim var. Oraya. Hafif ekle. Evet bir de bu en güzel karabiberle yakışıyor arkadaşlar. Ha, biraz daha ekle. Sen ektin mi anne daha önce? Ben ektim tamam. De azıcık üzerine. Tamam. İsteğe bağlı olarak ekleriz. Yani. Sofrada bulunduralım bunu. Yufka nerede? Sen yufka mı yiyorsun sen? Yufka. Yok diyor. Evet önceden ellerinize sağlık. Harika görünüyor. Son zamanları benim için en özel yemeklerinden bir tanesi değil mi İkram? Evet. Daha önce yedik valla bayağı. Evet bu arada aslında köy geliyor değil mi? Sürpriz köy gelmez. Ben ilk orada yedim. Sürpriz misafirimiz Semih değil mi? Semih benim Hüseyin gibi en yakın arkadaşım, dostum, akrabam. Sürpriz olmadı ama direkt videoya girişim. Sürpriz. Taşın abi sürpriz oldu işte birden. Ani bir sürpriz. Ne var ya? Babam var yine. Alo. Aleyküm selam baba. İyi oturuyorduk yemek yiyorduk öyle. Ha kapalıymış annemin telefonu. Şarjı bitmiş. Ha görüntülü. Yemekten sonra ara. Dikkat sen yemekten sonra ara bakalım görüntülü. Şöyle Ediz'le birlikte uyumadan. Tamam. Tamam. Tamam Ediz burada. Ha torun oynuyor ya yufka yiyor falan bir şeyler. Aynen. Tamam sen ne yapıyorsun baba iyisin? Tamam. Tamam tamam. Tamam hadi görüşürüz. Eyvallah Allah razı olsun. Sos da atarsan daha güzel olur. Hangi sos istersen? Acı sosun. Acı sosun. Abi getirelim bakalım bir acı sos. Altın olur mu? Güzel mi? Oğlum ne oldu? Ben de atlarına bakmadım ama. Sen bak bakalım. Yani çok az bir şey bu. Seni beğendi. Biz de beğendik. Senin bayıldı ya. Çorba. Tarhana çorbası. Hmm. Çok iyi ya. Esma makan. Esma makan. Yapan ellerine sağlık. Afiyet olsun size de şifa olsun inşallah. Aman inşallah. İlla annesinin kızına gelecek ya. Ne var bu? Bak bu acımı veren es. Bu kadar bir güzel. Normalde yediğin işine çok dikkat eden bir arkadaşlar ama bugün tatile dikkat etmiyor. Yani abi böyle menü varken edilmez yani. Bir de bak şöyle bir şey var. Anne yufkası etinden daha lezzetli ha. Etin büyür lezzeti yufkasına bakmış acaba. Etin tadı suya çıkıyor ya. Birinci 10 kilometre koşarız abi. Yok. Bir de yufkayı geri etmek mi önemli? Etin tadı suya çıktığı için bir şey çok doğru. Lezzetli oluyor yani. Tam böyle bir şey yok ya. Evet. Yok yok. Bu da değil mi? Yani tam bir dünya lezzeti değil mi İkram? Evet. Hani bazı yerin Adana kebap şuradan şuraya. Bizim köyün yani. Bizim köyümüzün şeyi yemeği bu yani. Köydeki evet. En leziz yemek bu diyorsun yani. Şuraya yağ olsa böyle o kat daha güzel. Bu çok güzel. Yani. Et sıfır yağ olsa daha mı güzel? Bayıyor bayıyor. Öyle mi? Kuyruk yağı attık abi içine ondan lezzetli oluyor. Fazla yağ bayıyor. Hatta bilmiyorum. Çok yağlı olursa bayar tabi. Bu içinde full yağ değil su da var galiba bunda değil mi? Su evet su. Babam yaptı ya bu kemer. Şu hamura güzel oluyor ya. Hamur, yufka. Şey sosu hamura koydum daha güzel oluyor. Ha tabi tabi. Hatta hamur işlere çok güzel gidiyor ya sos. Anne. Diyelim ki marketten yufka alsak böyle olur mu? Yaş yufka mı? Evet. Yok yani yaş olmaz. Olur mu o?
E sen nasıl yapacaksın? O kurutunca olmaz ki. Olmuyor yani. E o zaman nasıl kurutuyor? O yaş, o ocakta kurutuluyor bizim. A, öyle mi? Tabii ocakta kurutuluyor. O kendi yapıyor, açıyor. Açıyorsun ama ocakta çok kurutuyor. Sen de atıyorsun. Böyle büyük saç var metal. Hmm. Onun üzerine yayıyor böyle. Pişiyor böyle. Hmm, çeviriyorlar böyle bir daha. Anladım. Tabii. Yani sadece böyle yap bit olmuyor yani. Onun yani, da hazırlık süreci var. Anladım. Yani belki yaş yufkasını fırında versem kurutacak böyle. Yok tabii o ayrı o olmuyor. Farkında mı? Hmm. Kaburgayla yapıyorlar ya sen. Mesela kemikli oluyor. Sen kemikli mi daha çok seviyorsun? Olabilir oluyor. Onun kenarını sıyırıyorlar ya. Yeni alayım Sami. Düşün anne Van'dan. Bursa'dan Van'a gitti. Van'da 2 yıl bekledi. Yemek Edirne'de nasip oldu. Evet nasip. Ama niye bekliyorsun? İyi dağılmadı ya. Bir de demek ki bozulmuyormuş da yani. Kırık olmadı mı hiç? Hı? Kırık olmadı mı hiç? Ya biraz kırıklansa zaten bunu kırıyoruz yani. Niye bekliyormuş, nasibini bekliyormuş. Semin nasip varmış. Yani bunlar da teyzenin beni nasip varmış. Teyze anne, şey acı sosu deneyebilirsin. Hı hı. Zaten bugün kocaman bir mara tuttu ha, bir metre. Oh maşallah. Bir tane grup var anne, WhatsApp grubu. Seven hemen fotoğraf attı gruba, grup çıldırıyor. Aaa. Vay anasını nasıl tutmuş ha, hangi takımı kullanmış, hangi oldu, hangi marka hemen biz de alalım yani falan. Yani yok, çok farklısın baba ya. Evet, ablamdan sormaya başlamış. Haa. Kapalıya mı geldi? Haa. Ben daha bakmadım. Diğer videoyu düzenliyordum ya. Valla eti gidiyor. Sizin olsun, yufka benim olsun. Bunlar çok hoşuna yufka yani. Daha lezzetli. Çok çalıştım. O modulları var ya. Ha. Oh, iyi. Sen hatta çok onu yeni denedin galiba değil mi? Birkaç ay önce denedin hatta. Baktım kilo yapıyor ama bırak. O modulları var ya. Abi, yani ama yemesi çok kolay, bir de lezzetli ya. Yani. Acılı lezzeti çok güzel, acılı olduğu için. Onu ton balıyla karıştırıyorum biliyor musun? Hem karbo hem protein yapıyorsun ha. Her şeylerinden vazgeçiyor. Semih güzel ama çok dikkat ediyor ya. Spor, çıldır yapıyor yani. Ne kadar güzel. Yani iyiymiş, güzel. Biz bana bir nasip olmadı. Bir başladım sakatlandım. Bir başladım araya taşınma girdi. Benim vücut. Bir başlayacağım. Burada spor salonu yok. İşte yani. Tam var dalışla bari en azından spor yapıyorum dedim. Bu sefer kulağım şey oldu. İltihaplandı. Ben de en azından oltayla git gel yapıyorum her gün. Yani maksat işte, her gün gitmenin nedeni illa bal tutmak değil yani. Spor, hareket, aktivite. Ya tabii ki. Ne yapacağım, neyle ilerlemesi var ki. Değişik, güzel bir şey. Yani. Benim arkadaşım da öyle beklerken Semih gibi çok dikkat ediyor. O koşuyor her gün. Ama evlen... evlenince bıraktı artık. Ama o evlenci mi? Var ya, o hemen çişiyor. Buna evlenme geçeceğim bir de. Ben bırakmam ya, hiç zannetmem bırakmam ya. İnşallah. Başta dedi, neredensiniz siz dedi. Yok sana manav dedi değil mi orada? İlk manav dedi. Ne manav lan? Manav uğradık ya girekenle. He manav dedi aynen. Nereden ya, geldiniz siz dedi. Küçük ya. Sonradan hocam dedi ya. Sonradan tanıyor. Birbirini tanıyor. Yok oradaki öğrenci dedi, oradaki çocuk ha. Dedi, benim hocam dedi. Ondan sonra hoca diye hitap etmeye başladı. Bitti mi? Gaga bitti mi? Bitti mi? Bitti mi deyince böyle yapıyor. Çırak ustasına dedi. Ver oradan abine maydanoz dedi. Abim değil hocam dedi. Sen de bereket. 10 numara olmuş dedi. Oğlum yesene daha devam var ya. Bak abi. Semih. Bak önüm bomboş ha. Bu akşam buz ya. Hayır. Arkadaşım eşek demen çalışıyordu. Arkadaşım eşek videosunu açtı. Tam böyle çocukların söylediği kısımda o da giriyor öyle ha. Sadece. Çabalıyor yani konuşmak için. Duyuyordu ya. Her şeyin ismini bak. Soruyor böyle. Böyle şey sıkıntı deyince de hafızayı alır yani. Fazla şey dinledi sonuçta. Zamanında gelecek inşallah. 2 sene. Tabii mesela yemek tariflerini iyi öğrensin diye de domates, biber, patlıcan şarkısını açtın değil mi? Aynen. Ya aynısı ya. Bitti mi? Bitti diye. Elhamdülillah, 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 illeziyet, emana ve sekana ve cealina minel müslimin. Nimet-i Celilullah, bereket-i Alillullah, şefaat senden ya Resulallah. Ölenlere rahmet, kalanlara sağlık ve selamet. Allahümme zid ve la tenkus bi hürmetil Fatiha. Hey bak bak bak. Dediniz bak. Kim var orada? Dediniz bak dede. Aa, nerede dede? Yok mu? Yok. Bak, dede. Bak, bak. Dede nerede oğlum?
Yok hani mu? Dede yok mu dede? Yok yapıyor elinden bak. Ediz her odaya bakıyordu arkadaşlar. Dedesi gittikten sonra acaba bak, nerede bak, diye. Bak. En son açıyordu elini böyle yok yapıyordu. Hani, ah kapattı. Heh. Şimdi kapattı. Dedesiyle görüştü. Heh. Dede heh. Nerede? Dede, nerede dede? Dede burada bak. Dede getirmeye çalışıyor. Buraya gelsin diye uğraşıyor. Böyle aşağı evet. Çektiriyor. Evet gel sarılalım diyor dedesi değil gel mi? De, gel de böyle böyle gel de gel de. Gel hadi. Hadi el salla dedeye, el salla. Dedeye el salla. Bay bay yap dedeye. Çok. El salla dedeye. Baba el salla bakalım. Dur anne dokundu durma ona. El salla. El salla dedeye, bay bay. Gel. Hadi. El salla. Dede el salla, el salla. Evet şimdi çay baktı mı acaba? Hemen arkadaşlar çay baktı. Hepsi sildi, yıkadık beraber. Şimdi çay zamanı. Artık dinlenme vakti diyorsun. Evet. Bir çayı hak ettik be diyorsun yani. Hı-hı. Bak senin nasıl duygularına tercüman oluyorum görüyor musun? Arkadaşlar. Dede düğümü de anlamadım da neyse. Anlamıyorum. Ne zaman arkadaşlar? Bunu burada yöresel adı ne? Helva peynir helvası. Helva peyniri. Sıtıyorum. Evet, Malkara'nın meşhur peynir helvası. Sıtıyorum, sonra kıyama koyacağız. Toprak kaplarda ısıtıyoruz böyle bu şekilde. Mikrodalgada bir 30 saniye ısındıktan sonra peynir helvalarımızı İlkay'a veriyoruz. Burada Bursa'mızın Halis Mulis Kestane Şekeri. Burada babamın en sevdiği tuzsuz çekirdek değil mi? Evet. Burada İlkay'ın en sevdiği Siirt değil Antep fıstığı. Burada Ediz'in en sevdiği kaju değil mi? Herkesin en sevdiği bir şey var. Burada benim en sevdiğim çay var. Evet arkadaşlar. Burak videolarda annemle beraber çok güzel video geliyor. Teyzemle bir de sevimli. Bir gün onlar da piknik yapıyor. Avda çekeceğim ben merak etme. Balık avlarken çekeyim sistemiyle. Ha, kanalımıza da koyalım merak edenler evet. Olursa diye. O gittiğim ettim. Güzel yerin manzarasını da koyayım. Oo. Evet. Tamam arkadaşlar. Onları bir takip edin. Sonraki videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın değil mi? Evet. Abone olduğunuzda çok hem İka hem ben çok mutlu oluyoruz değil evet. Mi? Evet. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?